Hocam AYT ne olacak şimdi? Of. Okullar 21 Eylül'de de açılmazsa sınav yılımın berbat gideceğini düşünüyorum. Evet bir de AYT kaldırılırsa çok güzel olur. Hayat nasıl karartılır adlı çalışma. Millet denizlerde kafede keyif yapsın olan sınava girecek olan bizlere olsun. Bari konularla alakalı bir açıklama yapsalar da içimizdeki belirsizlik kaybolsa. Ve lise son olarak söylüyorum. Bittik. Arkadaşlar daha kaç yorum okumam gerekiyor bu şekilde. Instagram'a attığımız bir posttan sonra gelen yorumlardan sadece 3-5 tanesi. Ekranda zaten onları da gördünüz. Peki devam edelim böyle. Daha yazalım mı? Birçok şey yazıp birçok şey yaza 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 sonuna kadar gidelim mi? Böyle tüm yılı böyle geçirelim mi? Ne dersiniz? ben hiç tavsiye etmem bunu. Ve eğer ki bu tayfa olarak biz bir hayalin peşinden koşuyorsak bu şekilde duramayız. Geçtiğimiz günlerde bazı teknoloji devlerinin hamlelerini izledim ve inanılmaz bir durumda şok oldum. Çünkü gerçekten ciddi ciddi oturdular ve şunu düştü Oradaki mühendisler, yazılımcılar falan yeni programlar geliştirelim. Şimdi herkes eve döndü ya. Yeni yazılımlar yapalım. Yeni konferans uygulamaları geliştirelim. Yeni mühendisler çalışsın. Yeni işte öğretmenler buna alışsın. Bak her alana, her mesleğe hitap eden dijital dünyayı değiştirecek adımlar. Peki biz ne yapıyoruz? Oturduk, ağlıyoruz. Bu kadar mı? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu hali kendinize yakıştırabiliyorsanız buyurun devam edin siz. Biz böyle devam edemeyiz. Bizim şu anda yapmamız gereken başka bir şey var. Şu anda PYT diye bir sınavımız daha var. Farkında değilsiniz siz. Adı yani açılımı psikolojik yeter testi sınavı. TYT vardı, AYT vardı bir de bu geldi şimdi. Geçen yıl aslında son dönemlerinde bu sınav zaten yerindeydi. Birçok arkadaşım da buradan biliyor. Özellikle TYT'si kuvvetli olmayan arkadaşlar PYT tarafında çok başarılı olamadıkları için TYT günün netlerini epeyce bir düşürdüler. AYT'lerine bakın 70'ten yukarı AYT yapan birçok öğrenci var ve şu an birçoğu mezuna kaldılar ve kalıyorlar. Peki o zaman soru şu. Ben bu yıl şu şikayetlenmelerle bu kadar çok itirazla eğer evde oturup ağlamaya başlarsam yıl sonuna kadar birçok şeyi kaybedebilirim asla bunu istemiyoruz. Ya ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Bakın bir savaş meydanı düşünün. Şu an dünya Covid ile savaşıyor. Sadece Covid ile savaşsa iyiydi ama maalesef yanına cahilliği de aldı. Yani tedbirsizlik dediğimiz bunları da yanına aldı ve maalesef iki şeyle savaşıyoruz şu an. En az iki tane şeyde. O yüzden bizim baş etmemiz gereken bu kadar şey varken burası bir savaş meydanıyken hani fiziki bir savaş yeri canlandırın kafanızda. Şey diyebilir misiniz mesela? Ya karşı taraftan hocam işte düşman bomba atıyor ya böyle şey olmaz deme lüksünüz var mı? Atacak. Tabii ki atacak. Hocam işte oradan daha büyük taşlar atıyorlar, kayalar göm falan. Ya deme ihtimaliniz yoktu. Ona göre konum alırsınız. Ona göre mevzi alır. Ona göre savaşırsınız. Ben şu anda bu yorumları böyle yorumluyorum. Şu anda bir savaş yerindeyiz. Kızgınlık ilk etapta mantıklı olabilir ama oturup ağlama kısmını ki şurada parantez açayım mı? Şu an videoyu burada durdurup yani video yukarıda dönerken aşağı yorumlar kısmına inip yazanlar bile olduğunu biliyorum. Çünkü dinlemek istemiyor. Hafiften de bunları yazarak aslında sonunu kendi hazırlıyor olumsuz yönde. Arkadaşlar geçen yıl son aylarda ne oldu? Israrla kullandığım bir cümle vardı. Gerçek zorlukla Böyle zor dönemler gerçek kahramanları doğurur demiştim. Ve doğdu. Şu anda mücadele ülkelerine dikkat ettiniz mi? Özellikle mezunlarla daha çok çektim ki 12 12'lerle daha çekeceğim. Merak etme. Neden mezunlarla özellikle daha çok çektim? Şunun için zaten zor bir yıl ve üstüne bir de pandemi daha da zor bir durum. Bir şey zannediyorduk değil mi? Bazıları çünkü öyle söylüyordu. Ben şu an evdeyim. Birçok arkadaşım gibi ben de çalışamıyorum. O yüzden kimse de çalışamıyordur diyorduk bazen değil mi? Öyle değildi. Hatta bazıları çıktı böyle YouTube'da falan bir yerlerde arkadaşlar bu yıl çok avantajlı bir yıl. Kimse çalışmıyor falan dedi. Biz tam tersini söyledik. Hayır dedik ya. Hayır. Herkes evlerde çalışıyor. Biz geçtiğimiz dönem en az 8 saat HD ile ilk defa ya bu kadar büyük bir katılımla bir kamp yaptık. Yeni yapacağız bunlar. O yüzden şunu söylemek zorundayım. Daha şimdi PYT tarafında yani psikolojik yeterlik kısmında en baştan fire verirseniz oturup da bunları kara kara düşünüp acaba şimdi 11'in 200 dönemi çıkacak mı? Çıkmayacak. 12'nin 200 dönemi çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Bunları düşünmeniz normal ama bunları sürekli düşünüp ders çalışmıyorsanız bu normal değil işte. Tahminlerimizi söyleyelim. Mesela eğer EBA'dan tüm dersler yapılacaksa 12. sınıfın 2. dönem konularının sorulma ihtimali yüksek gibi duruyor. Eğer ki EBA'dan hepsi yapılırsa, yüz yüze kısım başlamasa bile ve tüm yıl EBA devam ederse böyle bir ihtimal var. Derlerse ki 11'inde telafisini yapacağız, 11'in 2. döneminde koyacağız bir yerlere EBA üzerinden online derlerse evet bu da sınavda karşımıza çıkar. Ha şu olur mu? Yok. 11.2 dönemini sormayacağız ama 12.2 dönemi var. İhtimal midir? İhtimaldir. Ama şu an hiçbirini bilmiyoruz. O zaman şu mevcut durumu kabullenip en azından gelin şunu yapalım. Şu anda bizim ana gündemimizde değişime uğramayacağını düşündüğümüz yer neresi? Tabii ki TYT sınavı. TYT ile alakalı zaten biz aylar öncesinden başladığımız kamplarla buraya kadar geldik. Nereye kadar geldik? Şu an matematik mesela son 10 konusu kaldı evli bir tek. Fizik, kimya, biyoloji işte şu anda ortalama 5'er 6'er konu işlendi. Onlar da bizi Kasım'a kadar. Tarih, coğrafya, felsefeden hepsi aynı şekilde ve Kasım'a kadar gelin. Hedefleri daha fazlaca TYT üzerine kurgulayın. Yani şunu yapmayalım tabii ki. Hocam onun sınıfta X konu zaten zarar görmüyor. Bu kesin var olacak gibi duruyor. Evet tamam ben buna zaten çalışırım. TYT ayet birlikte götürürüm. Bu ayrı bir şey. Ama şu muallakta olan konulara ileride kafayı takarım ben diyorsam bakma kardeşim. Ama şöyle bir gücüm varsa hocam ben şimdi çalışmaya başlıyorum. Ya ileride kaldırırlarsa da sorun değil hocam. Ben e, bir şekilde bunu kabullenebilirim. Problem yok diyorsan lütfen çalış. Daha geçenleri Mert diye bir öğrenci sayısalcı 1700'de sıralama yapmış. Bu cümleyi kullandı. Hocam dedi ben geçtiğimiz yaz döneminde bir türevin tekrar zaten çalışıyordum. İlerleyen dönemlerde ki çalışmaya devam ettim. Ama ne zaman ki o haber geldi direkt yapmam gereken şeyi yaptım. Kaldırdım kitapları bir köşeye koydum. Evet diyor birazcık hani şey oldu biraz etkiledi ama aman kaybedemezdi. Mevcut durum bu. Hemen diyor aldım trigonometri mi trigonometri. Buna başladım. Başka bir derse geçtim. O yüzden bizim bu modda olmamız lazım güzel insanlar. Olur mu? Lütfen bunu çok fazla zihnimizde büyütmeyelim. Etrafta ama bir görevimiz daha var. Lütfen bunu da gelin yapalım. Ben de yapacağım bunu. Maskeyle alakalı tedbirsizlikle alakalı üslubumuzu koruyarak insanları bence güzel bir şekilde uyaralım. Mesela isterseniz şöyle bir şey bile yapabiliriz. Instagram'da hepimiz aynı anda gelin bir maske fotoğrafı paylaşalım. Ya herkes maskesini taksın. Herkes tedbirini alsın. Bir hashtag belirleyelim ve başlatalım bunu ya. Günlü saatini belirleyelim. Hep beraber en azından bir dikkat çekme şeyi yapalım. Bir şeyler yapalım. Çünkü eğitime karşı böyle bir şeyi bile bazıları düşünmüyorsa Türkiye'de ya da dünyanın birçok yerinde çok şey denir de denmiyor. Ama en azından biz vicdanımızı daha da rahatlatmak, en azından bu tedbirleri daha da arttırmak adına bunları yapalım istiyorum ve asla pes etmemek üzere bu yolculuğa çıkmayı teklif ediyorum size. Bu yolculuğa çıkmakla alakalı da korkunuz olabilir mi? Tabii ki olacaktır. Ama cesaretiniz Yanınızda olsun. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor arkadaşlar. Bu savaş meydanında herkes kardını ona göre alsın. Gidecek daha çok çok yolumuz var. Anlaştık mı? Zor zamanların gerçek kahramanları olmak istiyorsak son güne kadar da beraber mücadele edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek.